Merhaba arkadaşlar, tekrar beraberiz. Ordu Ünye yağlı güreşleriyle beraberiz. Kara Armut güreşleri diye de adlandırılıyor. Geçen sene öyleydi en azından. Şöyle bir karmaşa vardı, Ünye yağlı güreşleri diye. İlginç olan Recep Kara bu Ordu güreşlerine, Ordu özelinde, Ordu'nun Ünye'li olmasına rağmen hiç davet edilmiyor, hiç gelmiyor. Esten biraz spor daire başkanı falanlık yapmıştı Ordu Belediyesi'nde. Ondan sonrası ne olduysa hiç davet edilmiyor. Recep Karam da kendi sayfasında Facebook'ta bayağı bir sistemi oldu. Daki yine Ordu'nun ya kendi memleketi çağrılmadı. Bu ilginç. Çağrılmıyor bir türlü. Neyse biz başlayalım. Ordu'nun ya yanlı güreşlerinde neler yaşanmış. İlk turdayız. Muhtemelen 8'e tamamlamak için bütün pehlivanlar güreşmedi. Burada Serhat Dökmen galip geliyor. Özkan Yılmaz, Ali Gülbüz'ü yenince her yerde göreceğiniz bir isim olacaklar. Özellikle kaleci bölgesinde. Ali Gülbüz'ü Kırkpınar'da yenmek de büyük marifet. Kendisi için çok iyi bir çıkış oldu yani. Onda rakibini mağlup ediyor. Ahmet Serbest, Mahmut Kavakçı. İki tane son dönemde yaşayan pehlivan. Bu da Onur Şener sanırım bu galip geldi rakibine. Ahmet Kavakçı'nın bacaklarına dikkat edin, neredeyse komple açıldı. O yaşta, ona rağmen. Yaşlara rağmen hala severek bu işi yapıyorlar, zevk alıyorlar diye düşünüyorum. Ahmet Serbest, bu da galip geliyor. Ahmet Serbest de bayağı yaşı var yani. Çeyrek finaldeyiz. Serhat Bükmen, Fatih Atlı, Özkan Yılmaz, Ali Rıza Akaya bildiğimiz isimler var. Recep Taslak da var. Özkan Yılmaz, Fatih Atlı mücadelesi. Fatih Atlı burada hakeme bayağı itiraz etti. Muhtemelen güreşi durdurdu diye. Niye durdurup niye devam ettiriyorsun diye sistem etti sanırım. Ali Rıza Kaya rakibini mağlup ediyor. Burada Özkan Yılmaz, Fatih Atlı mağlup ediyor. Kırkpınar'dan sonra çok sıkı güreşler değil zaten, biraz böyle kültürel etkinlik gibi yapılmış zaten. Ama çok hoş bir güreş olmuş ya. Böyle birkaç saat izledim, bir bölümü izlemiştim. Serhat Dökmen de burada Rıza Yıldırım sanırım rakibini mağlup ediyor. Yarı finaldeyiz. Recep Taslak, Ali Rıza Kaya, Serhat Gökmen ile Ali Rıza Kaya, Recep Taslak, Özkan Yılmaz'la. Abi kardeşte Recep Taslak'ı muhtemelen Özkan Yılmaz o pozisyonda paça kazıktan çevirdi. Göremedim çünkü yeni işi. Serhat Gürtman burada keçi dikmesi yaparken kafayı dışarıda bıraktığı için Ali Rıza Kaya da paçayı çekip galip geliyor. Bu güreşlerin yapılması önemli. Niye önemli?
Ya baş pehlivanla bu güreşten çok bir şey beklemiyoruz ama biraz sonra göreceksin minikleri, evet burada. Ya bu miniklerin güreşmesi, güreş sevmesi adına çok önemli. Amacı da bu zaten. Burada alt boylarda çok güzel bir iş yapmış arkadaş. Böyle ayakta bohçalama gibi bir şey yapmış. Çok güzel bir iş. Çok hoşuma gitti. Özellikle bu boyda. Çok değişik bir iş. Yani çok görebileceğiniz bir iş değil. Yağlı işte. Ayakta bohçalama yapmış yani resmen. Finaldeyiz. Ali Zakaya, Özkan Yılmaz. Özkan Yılmaz dediğim gibi Kırklareli Gürbüz'ü yedikten sonra kendine güveni daha da artacaktır. Seneye daha bir iddialı gelecektir. Kırklareli Şaban Yılmaz'ın yeğeni. Artık yavaş yavaş devir gençlere doğru gidiyor. Hatırlayın Mustafa Taş da Ali Gürbüz'ü yenmişti. Bir sonraki sene o. Sene final yaptı yani ceviz açmış şekilde. Özkan Yılmaz da seneye büyük bir patlama yapabilir. Burada dış kazığı çok iyi vurdu Özkan Yılmaz. Ters paçayı da yakaladı. Çevirdi hareketini. Tatlı, güzel bir güreş organizasyonu olmuş. Ben gayet başarılı buldum. Güzel. Şirin olmuş yani. Dediğim gibi yani bu güreşler küçüklerin yağlı güreşi sevmesi, halkın, gençlerin sevmesi için çok önemli. Güzel de bir organizasyon olur. Bugün bu kadar arkadaşlar. Hafta sonu cumartesi pazar yine güreşler var. Kırklareli sonrası artık kozlar paylaşılacak. Tekrardan. Bir hafta sonra falan da lig güreşleri devam ediyor zaten. O da var. Artık bir sonraki en büyük organizasyon olarak Kurtadır Mehmet Pehlivan ve Elmalı kaldı. En iddialı ve ilk güreşleri var. Hayırlısı. İnşallah güzel güreşler izleriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.